Merhaba arkadaşlar. Konumuz elektrostatik. Elektrostatik durgun elektrik demek. Durgun yüklerin hareketini ise işleyeceğiz. Tabii ki bu durgun yükler birbirine dokunması veya bazen aralarında yük alışveriş yapıyorlar ama o andaki, o potansiyeldeki durumu inceleyeceğiz. Statik elektrik, durgun elektrik. Şunu hatırlayalım. Bir cismin negatif yüklenmesi demek elektron alması, elektron fazlalığı olduğu anlamına gelmiş olur. Bir cismin pozitif ile yüklenmesi demek ise elektron kaybetmesi anlamına gelmiş olur. Bir cismin yük miktarı Q ile gösterilir. Birimi kulomptur. Bir elektron yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Nötr cisimler ise yüksüz demek değildir. Nötr cisimlerde elektron sayısı ile proton sayısı eşittir veya atomun ihtiyacı kadar olması gerektiği kadar çekirdeğindeki proton sayısı kadar elektronu var ise o zaman biz onu nötr kabul ediyoruz. Peki bir cisim neden yüklenir? Yüklenmesinin sebebi nedir? Bir cismin yüklenmesinin 3 çeşidini inceleyeceğiz. Birinci yüklenme çeşidi sürtünme ile elektriklenme. Sürtünen cisimler yüklenebilir. Fakat bütün sürtünen cisimler yüklenir diyemeyiz. Sürtünme ile elektriklenme olabilmesi için cisimlerin yalıtkan olması şarttır. Yalıtkan cisimler birbirleriyle sürtünürse sürtünme ile elektriklenme gerçekleşebilir. İletken cisimlerde sürtünme ile elektriklenme gerçekleşmez. Sürtünme ile elektriklenme gerçekleşmesi için yalıtkan bir cisim olması şarttır. Tarak, ebonit gibi, balon gibi yalıtkan cisimler sürtünme ile elektriklenebilir. Hava da yalıtkandır ve bulutlar hava ile sürtünmesi sonucunda yüklenir. Yıldırım, şimşek oluşur. Tabii ki sürtünme ile elektriklenme gerçekleştiğinde maddelerden biri negatif yükle, diğeri pozitif yükle yüklenmiş olur. İkisi de eşit yükle yüklenmiş olur. Birisinin aldığı kadar diğeri vermiştir. Ve bütün elektriklenme çeşitlerinde yük korunumludur. Eğer bir cam çubuğu ipek kumaşa sürtersek, yeterince sürtersek, bu sürtünme neticesinde cam çubuk pozitif yükle yüklenir. Pozitif yükle yüklenir. Esasında tabii şöyle olması lazım. Sürtünen kısımlar camın kendisinde bir iletkenlik olmadığı için tabii ki burada hepsi birer modelleme biliyorsunuz. Camı ipeğe sürttüğümüzde sürtünen kısımlar birbirine temas eden kısımların en yakını cam artı pozitif yükle yüklenir. İpek ise negatif yükle yüklenir. Burada yüklenme gerçekleştiğinde yani sürtünme ile elektriklenme gerçekleşmiş ise camdan ipek kumaşa elektron geçişi olmuştur. Elektron geçişi camdan ipeğe doğru olmuştur. Cam elektron kaybettiği için pozitifle, ipek ise elektron kazandığı için negatifle yüklenmiştir. Ebonit bir çubuğu yüne sürterse ki ebonit ise günlük hayatta kullandığımız plastiğe karşılık gelen bir şey. Ebonit çubuğu da yün kumaşa sürttüğümüzde ebonit negatif yükle yüklenir. Yün kumaş ise pozitif cinsle yüklenir. Burada yün kumaştan ebonit çubuğa doğru bir elektron geçişi olmuştur. Bir ebonit çubuk nötr yün kumaşa sürtüldükten sonra çekiliyor. Bu sürtünme işleminde yargılarından hangileri doğrudur? Şöyle bir pratik yöntem verirsek arkadaşlar, ebonitin E'sinden negatif olduğunu yakalamanız lazım. Ebonitin E'sinden negatif, işte yün de pozitif olması gerekir. Şimdi bu sürtünme işleminde ebonit negatifle yüklendiği için ebonit çubuk elektron kazanır. Birinci ifade doğrudur. Yün kumaş proton kazanır. Proton kazanması için bir maddenin çekirdek tepkimesi olması lazım. Bu da nükleer bir reaksiyondur. Sürtünme elektriklenme neticesinde bir cismin artı veya pozitif yüklenmesi çekirdeğindeki proton sayısının değiştiği anlamına gelmez. Bu çok yanlış bir ifadedir. İkinci ifade yanlıştır. Proton kazanmaz. Yanlış. Ebonit çubuğun aldığı elektron sayısı yün kumaşın aldığı proton sayısına eşittir. Bu da yanlış bir ifade olmuş olur. Çünkü proton çekirdekte olduğu için alınıp verilemez. Yanlış. Dolayısıyla yalnız birinci ifade doğru. Dokunma ile elektriklenme. Eğer cisimlerden bir tanesi yüklü ise iki cisim birbirine dokunduğunda aralarında yük alışverişi olur ve yüklenebilirler. Dokunma ile elektriklenmenin gerçekleşebilmesi için
birbirine dokunan cisimlerin iletken olması lazım. Üzerinden yük akışının gerçekleşmesi için dokunan cisimlerin iletken olması gerekmektedir. İletken cisimler dokunma ile yüklenebilir. Dokunma ile elektriklenmede olan yük yarı çaplarıyla doğru orantı olacak şekilde paylaşılır. Küresel cisimlerde yarı çaplarıyla doğru orantı olacak şekilde paylaşılır. Çünkü iki cisim arasında yük alışverişi olmasının temel nedeni iki cisim arasındaki potansiyel farktır. Potansiyel fark var ise yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir akım oluşur ve iki cismin potansiyelleri eşit olana kadar yük alışverişi devam eder. İki cismin birbirine dokunması sırasında yük alışverişi potansiyelleri eşit olana kadar devam eder. Bu bütün birbirine dokunan cisimler için geçerlidir arkadaşlar. Örneğin bulutlar yüklenir. Uygun şartlarda bütün yükünü toprağa aktarır. Toprağın potansiyeli sıfırdır. Bulut da bütün yükünü toprağa aktarana kadar yani sıfırlanana kadar aralarında yük alışverişi devam eder. Şöyle bir pratik yöntem geliştirebiliriz arkadaşlar. Dokunan iletken cisimler küresel ise yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde yüklerini paylaşırlar. Bunun sebebi dokunduğunda son durumda ikisinin de potansiyellerinin eşit olması gerektiğidir. Önce şunu hatırlatalım. Şöyle bir pratik yöntem. Birbirine dokunmakta olan iki cisim toplam yükü yarı çapları orantılı şekilde paylaşınca ve desek ki birinci yük artı 4 Q, ikinci yük eksi 10 Q ise burada anahtar kapatıldığında iki cisim arasında yük alışverişi olur ve toplam yük olan eksi 6 Q'luk yükü yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde paylaşırlar. Eksi 2 Q'ya eksi 4 Q yarı çaplı R yarı çaplı eksi 2 Q 2 R yarı çaplı eksi 4 Q yük alır anahtar kapatıldığında. Veya şöyle bir durum olduğunu düşünürsek. Bakın ilk durumda birinci Q'nin yükünün artı Q olduğunu, ikinci Q'nin yükünün de eksi 3 Q olduğunu düşünelim arkadaşlar. İlk yükü. Anahtarı kapattığımız anda bunlar toplam yükü olmadı buraya baştan alacağız. Şöyle bir durum düşünelim. Q1 cismin yükü eksi Q olsun. Q2'nin yükü ise artı 4 Q olsun. Anahtarı kapattığımızda yükü çok alan, yükü az alana yük verir diye bir kural yok arkadaşlar. Burada yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir geçiş olmuş olur. Bakın burada ilk durumda birinci kürenin potansiyeli eksi KQ bölü R'dir. Hesaplamaya gerek yok esasında. İkinci kürenin potansiyeli ise artı 4 KQ bölü 2R'dir. İkinci kürenin potansiyeli gördüğünüz gibi daha yüksek olduğundan dolayı potansiyeller eşit olana kadar yük alışverişi devam eder. Ve burada yük alışverişi bittiğinde toplam artı 3Q'yu Q'ya 2Q paylaştıklarında dikkat ederseniz son durumda birinci kürenin potansiyeli KQ bölü R, ikinci kürenin potansiyeli K 2Q bölü 2R'den birbirine eşit olmuş oluyor. V1 eşittir V2. Her zaman V1 eşittir V2. İki cisim birbirine dokunduğunda son durumda potansiyellerinin eşit olması şarttır arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir durumda düşünelim. Cisimlerden bir tanesi sıfır yani nötr olmuş olsun. Dolayısıyla potansiyeli de sıfır olmuş olur. İkinci durumda ise yükünün eksi 3Q olduğunu düşünelim. Burada anahtarı kapattığımızda yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde yükleri paylaşırlar. Ve birincinin yükü eksi Q, ikincinin yükü artı 2Q, eksi 2Q olmuş olur. Pardon, eksi 2Q olmuş olur. Çünkü anahtarı kapattığımızda başlangıçta bakın şuradaki durum için başta birinci kürenin potansiyeli ikinci kürenin potansiyelinden daha büyüktür.
Çünkü potansiyel skaler bir büyüklüktür. Sıfır negatif bir potansiyelin daha büyüktür. Anahtarı kapattığımızda yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir akım oluşur. Ve bu akım ikisinin potansiyelleri eşit olana kadar devam eder. Potansiyeller eşit olduğunda akımda yük alışverişi ile elektriklenme. Etkili elektriklenme olması için cisimlerden bir tanesinin etkileyen değil de etkilenenin etkili elektriklenme gerçekleşmesi için etkileyen değil de etkilenenin iletken olması şarttır arkadaşlar. Etkili elektriklenmede cisimler birbirine dokunmaz. Uzaktan etkileşim gerçekleşir. Pozitif yüklü bir cisim iletken B cismine yaklaştığında B cismindeki elektronlar A cismine doğru hareket eder. Şimdi bir cismin nötr olması demek, yüksüz olması demek değil. Elektronlar var. Pozitif yüklü bir cisim yaklaştığında bu pozitif yüklü cisim elektronları kendine doğru çeker. B ucundan elektronlar gidince B ucu elektron kaybettiği için pozitifle yüklenmiş olur ve yükler gidebileceği en uzak noktaya giderler. Yani buradaki elektronlar geldim buraya kadar yoruldum daha da gitmem değil. Dolayısıyla burada bir kutuplanma meydana gelir. Bir uç negatif, diğer uç pozitif. Tam ortası ise nötr olur diyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde ben B'yi etkilemiş oldum arkadaşlar. Şöyle bir durumda düşünürsek eğer. Şimdi birbirine dokunmakta olan iletken K L olsun. İletken K ve L. Şimdi bu iletken K ve L'ye birbirine dokunuyorlar iletkenler. K ve L. Negatif yüklü bir cisim yaklaştırırsam bu negatif yüklü cisim K'daki elektronların bir kısmını L'ye doğru iter. Yani K yük kaybetmiştir. Elektron kaybetmiştir. L ise elektron almıştır. K'nın elektron kaybetmesi K'nın pozitif cinsle yüklenmesine, L'nin de elektron alması negatifle yüklenmesine sebep olur. Etki var iken ben bunu uzaklaştırmadan K ve L'yi birbirinden ayırırsam K ve L birbirinden ayrılıp eksik bir cisim uzaklaştırılırsa K pozitif cinsle yüklenir ve yükler yüzeyine homojen olarak dağılır. L de negatifle yüklenmiş olur ve yükler yüzeyine homojen olarak dağılır. Etki ile İki yüksüz cismi yüklemiş oldum arkadaşlar. Evet, şimdi aslında burada çoğunuzun bildiği bir durum. Sadece bir şeyi etkili elektriklenme alakalı bir mevzuyu açıklayacağım. Şimdi aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Zıt yükler, birisi negatif, birisi pozitif ise birbirini çeker. Aynı yükler eksi eksi birbirini iter veya pozitif pozitif birbirini iter. Şimdi yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. Çünkü etkili elektriklenme gerçekleşir. Şöyle bir durum düşünelim. Soldaki cisim negatif elektriklenmiş olsun. Sağdaki cisim ise nötr olsun. Nötr cisimde bir kutuplanma meydana gelir. Eksikli cisim nötr cisimdeki artıları ve eksileri kutuplar. Dolayısıyla şu taraftaki eksilerle artılar arasında bir çekim kuvveti oluşur. Diyeceksiniz ki hocam eksilerle eksiler birbirini itiyor. Fakat artılar daha yakında olduğu için oradaki çekim kuvveti daha etkili olur ve nötr cisim yüklü bir cisim tarafından çekilebilir. Yani iki cisim birbirini çekiyor ise bunların zıt yüklü olabileceği gibi cisimlerden bir tanesinin nötr olma ihtimali de vardır. Yani bu olay şöyle de olabilirdi. Sağdaki cisim pozitif yüklü, soldaki cisim nötr olsaydı gene bu şekilde birbirlerine yaklaşabilirlerdi arkadaşlar. Patlama. Bir cisim yüklü ise yükünün cinsi ve miktarı ne olursa olsun toprağa dokunduğu anda nötr olur. Çünkü toprak, yeryüzü nötrdür. Toplam yükü sıfırdır. Bütün gezegenlerin toplam yükü sıfırdır. Burada topraklamaktan kasıt yeryüzüne değmek. Yani bir okyanusa da değebilirsiniz, çimenlere de değebilirsiniz, kumlarda yuvarlanabilirsiniz. Önemli olan toprağa değmekte olan bir nesneye değmek. Yani dünya ile yeryüzü ile bir şekilde iletken bir cisim vasıtasıyla temasa geçmek. Toprak nötr olduğu için dokunma elektriklenmede yük alışverişi potansiyeller eşit olana kadar devam ederdi.
Toprağa dokunduğunuz anda toprakla potansiyeliniz eşit olana kadar, yani nötr olana kadar yük alışverişi devam eder. Yani negatif yüklü bir cisim toprağa dokunduğu anda, ki şuradaki simge topraklama simgesidir. Topraklama. Prizlerle dikkat ederseniz yanlarda bir metal çıkıntı vardır. O topraklamayı sağlar. Yani herhangi bir elektrik kaybının elektrikli alete veya kişiye zarar vermesini engellemek için direkt toprağa yük geçişi olmuş olur herhangi bir kaçak olduğunda. Negatif bir cisim ister yükü 1 olsun ister 1000 olsun toprağa dokunduğu anda bütün elektronlar toprağa doğru akar, nötr olana kadar. Eğer bir cisim pozitif yüklü ise toprak bunu nötrleyene kadar topraktan elektron geçişi olur. Evet, şöyle bir özel durum da var arkadaşlar. Bir cisim yüklendiğinde yükler her zaman yüzeyde toplanırlar. İçeride yük bulunamaz. Sebebi içeride elektrik alan sıfır olduğu için orada yükler bulunamıyor. Yükler her zaman yüzeyde ve sivri uçlarda daha fazla toplanır. Bu yüzden yıldırımlar sivri uçları tercih ederler. Ağaçları veya sivri uçları tercih ederler. Onun için yüksek binaların tepesine iletken metal cisimler konulur. Yıldırım oraya çarpsın ve başka bir yere çarpıp zarar vermesin. Tabii ki paratonerin diğer ucunda toprağa bağlanmış olması gerekmektedir. Yoksa toprağa bağlı olmazsa sadece sivri uçlu yere çarptığında etrafına zarar verebilir. Toprağa bağlandığında o paratoner direkt yük toprağa attığı için etrafına da zararı en aza indirgemiş olursunuz. İşte yağmurlu havalarda denize girmemek gerekir. Yağmurlu havalarda denize girdiğinizde yıldırımın denizdeki sizi tercih etme ihtimali yüksektir. Yani bir cisim yüklendiğinde yükler yüzeyde toplanırlar. Yüzeyde de sivri uçlarda daha fazla toplanırlar. Yani her tarafta homojen olarak dağılır diyemeyiz arkadaşlar. Şu an çizdiğim modellemede biraz eksik. İçeride zaten yük yok ve sivri uçlarda yüklerin çok daha fazla toplanması gerekmektedir. Sivri uçlarda daha fazla yük toplanır. Veya bir cisim pozitif yüklendi, yükler içeride değil, her zaman yüzeyde homojen olarak dağılırlar arkadaşlar. İçeride yük olmaz. Şimdi şöyle bir durum düşünürsek, K cismi iletken yarım ay şeklinde şu kısımları dolu olan bir cisim, içi boş bir küre düşünebilirsiniz. Bu nötr K cisminin içine pozitif yüklü olan V'yi sarkıtırsam, bakın burada sarkıtıyorum, herhangi bir temas yok. Şöyle bir L'yi sarkıttığımızda içine doğru pozitif cinsle yüklü. Normalde bir cismin içinde yük olmaz. Fakat burada L içine sarkıtıldığında bu L yüklü pozitif yüklü cisim içeriye elektronları çeker. Dış yüzeydeki elektronlar içeriye doğru çekilmiş olur. Yüzeydeki elektronlar içeriye doğru hareket edince yüzeyde pozitif yüklenmiş olur. Veya daha pratik olarak işte artı eksileri çeker, artıları iter diyebiliriz. Bu durumda içeriye sarkıttığımda içeride normalde yük olmaması gerekirken sarkıtılan L'den dolayı içerisi negatifte yüklenmiştir. Dışarı da pozitifte yüklenmiştir. Pozitif K'ya negatif L'yi dışarıdan dokundurup çekersek arkadaşlar, burada dokunan cisimler yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde veya potansiyellerine göre potansiyelleri eşit olana kadar yük alışverişini devam ettirecek. Şimdi pozitif K'ya negatif L'yi dışarıdan dokundurduğumuzda yüklerinin miktarı hakkında eğer şöyle bir durum olursa, bir tanesinin yükü artı Q, diğerinin eksi Q olursa ikisi nötrlenmiş olur. Birbirini sıfırlar. Ama bir tanesinin yükü artı 2 artı Q, diğerinin eksi 2 Q olduğunu düşünürsek yarı çaplarını vermediği için yükleri nasıl paylaştığına dair bir şey söyleyemem. Fakat L daha fazla yüklü olduğu için toplam yük eksi Q'dur ve negatifi paylaşacaklar. Negatifi paylaştığında ve bunları dokundurduktan sonra L negatif yüklüdür.
K de negatif yüklüdür. Fakat K'nın dış yüzeyi negatifle yüklüdür. K'nın içinde eksi var diyemeyiz. Burada dokunma ile elektriklenme gerçekleştiğinde K cismi için yükler yüzeyde toplanırlar. Dolayısıyla K küresinin dış yüzeyi negatif yüklüdür ama iç yüzeyi bize sorulursa nötr diyeceğiz. Yani yüksüzdür. İçeride yük bulunmaz. Eğer şöyle bir durum olursa bu K cismine yükünün cinsine miktarı ne olursa olsun içerisinde bir cisim dokundurursam, yani başlangıçta K'nın yükü artı Q olsun, L'nin yükü ise eksi 10 Q olsun. L cismi şöyle yuvarlak yalıtkan sapı olan bir cisim olmuş olsun. İşte ben bu L'yi alıp K'nın içine dokundurduğum anda içeride yük bulunamayacağı için L nötrlenir. Bütün yükü K'ya aktarılır. İçeriden dokunduğu anda artık L son yükü nötrdür. K bütün yükü alır. Burada paylaşım gerçekleşmez. İçeriden dokunduğu anda L'nin yükü eksi 10 da olsa, eksi 100 de olsa L kesinlikle nötr olmuş olur. K bütün yükü alır ve toplam yük negatiftir gördüğünüz gibi. Yani son durumda K'nın son yükü benim vermiş olduğum değerlere göre eksi 9 Q değerinde olur ve yükler K cisminin yüzeyinde toplanırlar. Yükler K cisminin yüzeyinde toplanırlar. İçi nötrdür. Q K'nın dışı negatif, içi ise nötrdür arkadaşlar. İçi nötrdür. Topraklama yardımı ile bir cismin nötrleyebileceğimiz gibi topraklama yardımı ile bir cismin nötrleyebildiğimiz gibi yükleyebiliriz de. Gördüğünüz gibi K cismi toprağa dokunuyor. Toprağa dokunduğu için K zaten başlangıçta nötr olmak zorunda. K'nın zaten yani kendisi ilk başta eksi 1 milyon Q'da olsa toprağa dokunduğu anda K artık nötrdür. Toprağa dokunmakta olan K'ya negatif yüklü L'yi içeriden sarkıtıyoruz. Bakın burada dokunma yok. Burada L'yi içeriden sarkıttığımızda negatif L'yi L K'dan dışarıya elektronları iter. Elektronları itince K'nın iç yüzeyi pozitifle yüklenir. Bakın bu durumdayken K'nın iç yüzeyi pozitiftir. Şuradaki eksileyi sarkıttığımızda K'nın içi pozitifle yüklüdür. K'nın dışı ise toprağa dokunmakta olduğu için arkadaşlar nötrdür. Toprağa dokunan nötr. Burada pozitif yüklerin içeride toplanmasının sebebi içerideki negatif yüklü L cismidir. Bu olmasaydı içeride yük olmazdı. Daha sonra bu L cismine arkadaşlar uzaklaştırırsak, bunu gönderirsek, bunu yok edersek, şimdi burada K şu durumdayken toprak bağıntısı var olup içeride negatif L cisim varken iç yüzeyi pozitifti. Daha sonra toprak bağlantısını kesiyoruz. Hala L içeride toprak bağlantısını kesiyoruz. Şimdi bu durumdayken toprak bağlantısını kesiyoruz. Toprakla bağlantısını kesip artık kaçırdığımız elektronların geri gelme ihtimalini sıfırlıyoruz. Daha sonra içerideki L cismini kaldırırsak, yok edersek, içeriden kaldırırsak, bir şekilde bunu ortadan kaldırırsak, K'nın içindeki yükler yüzeye akar. Az önce içeride bulunmasının sebebi, artı yüklerin içeride olmasının sebebi eksi bir cisimdi. Dolayısıyla biz bunu uzaklaştırdığımızda K cisminin dış yüzeyi pozitifle yüklenir. K cisminin dış yüzeyi pozitifle yüklenir. İçerisi son durumda nötr olmuş olur. Tekrar diyorum. Toprak bağlantısını kesip şu negatif bir cismi uzaklaştırır isek içerideki yük artık bulunamaz. Yükler yüzeye doğru akar. Son durumda K'nın iç yüzeyi
sıfırdır, nötrdür. K'nın dış yüzeyi ise nötrdür arkadaşlar.